Gördüğünüz üzere astronot gibi görünsem de Ay'da değil dünyadayım. Bugün arıcılıkla alakalı konuşacağız sizinle. Sizi tanıyalım. Muammer Tokdemir Maşukiyeli'yim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muammer Bey, neredeyiz? İzmit Gedikli köyündeyiz. Burada bir arılığımız var. Buradayız. İzmit Gedikli köyünde ne yapıyoruz? Burada arıları konaklattığımız bir bahçemiz var. Burada sizin isteğiniz üzerine çekim gerçekleştireceğiz. Peki ben niye böyle giyindim? Böyle giyinmenin sebebi nedir? Bu kıyafetin amacı nedir? Bu maske arıdan korunmak için. Siz şimdi bu arıya yabancı olduğunuz için size önceden giydirdik. Şimdi biz giyeceğiz biraz sonra arıları gösterirken. Evet, bir de şimdi bir işlem yapacağız. Sanırım ateş yakacağız. Bu ateşten bahsedelim biraz da. Arıya bakarken arıyı sakinleştirmek için bir tütsü yakıyoruz. Yani körük diyoruz biz ona. Yani onu yakacağız. Arıya duman vereceğiz. Arı sakinleşecek. Yani hırçın olmayacak. O zaman biz araları bir sakinleştirelim. Daha sonra devam edelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Evet, az önce körükten Evet. bahsettik. Her ateşten bu kadar duman çıkmaz. Bu körüğün özelliği nedir? Ne gibi malzemeler kullanıyoruz bu ateşte? Biz talaş kullanıyoruz. Bir de mısırın üstünün ayıklandıktan sonra bir kusteli var. Onu kullanıyoruz kurutup. Daha iyi duman çıkarttığı için. Yani duman çıkartacak malzeme kullanıyoruz hafif. Hayvanlara bir zararı yok değil mi? Yok, kesinlikle zararı yok. Arıyı sakinleştirmek için kullanılıyor. Yani onları sakinleştirip daha rahat iş yapabilmemiz Evet, için. evet, evet. Evet, başlayalım. Biraz da arılarımızı görelim. Aynı zamanda biraz sohbet edelim. Kaç senedir bu işle meşgulsünüz? Ne zamandır arıcılık yapıyorsunuz? Babadan arıcıyız biz. 15 senedir aşağı yukarı arıcılık işiyle uğraşıyorum. Bir de biliyorsunuz Maşukiye'de restorantım var. Orayı bal için değil mi? Hem oraya Biraz da. aslında bunu biraz hobi olarak yapıyoruz. Yani sırf amacımız arıdan bal kaza şey para kazanmak değil de yani hem doğal insanlar doğal bal yesin. Hem hobimizi şey yapalım hem yani bu işi daha iyi bal üretmek için yapıyoruz. Yani en azından insanlara doğal bal yedirmek için uğraşıyoruz. Amacımız kesinlikle çok para kazanmak filan baldan değil. Görüyorsunuz orada cennet gibi yeri bırakıp bu Evet. işten uğraşmak kolay değil. Bal satışımız da var. Fakat bu bal satışından ziyade daha çok hobi. Evet. Büyük keyif ve zevkle Evet, yapıyorsunuz. severek yapıyoruz evet. Evet. Baba mesleğimiz diyelim. Peki bu arılar nereden geliyor? Bu arıların ırkı var. Yani her bölgenin genelde şeyi var. Mesela ana arı nereliyse ırkınız öyle oluyor. Sonuçta bulunduğunuz bölgeye yakın bir ırk olmuş oluyor melezleşerek. Yani arı işi öyle. Biraz da arıdan bahsedelim. Bu arıların çoğalması ya da ömürleri ne kadar oluyor? Bunları da anlatalım. Şimdi arı kraliçe arı olduğu zaman kraliçenin ömrü de 3-4-5 sene gidiyor ama verimli olduğu sene 2 sene. 2 sene sonra veya 3 sene ondan sonra anayı değiştirmek gerekiyor. Ananın verimliliği gidiyor. Arının da çiçek zamanı çalıştığı zaman işte 40 güne kadar ömrü var. Çok efor sarf ettiği zaman ömrü azalıyor. O kraliçe arı arkadan yumurtayı yapıp yeni arılar çıkacak ki o devamını sağlasın. Bazı zamanı da yumurtayı kestiği için arıların mevcudu azalıyor. Sonuç olarak kışın mesela arı çok çalışmadığı için kışın arının ömrü uzun. Mesela kışın 6 aya kadar yaşıyor ilkbahar çıkana kadar. Yani kışın normalde bunlar iki katlı arıydı. Şimdi kışa hazırlık yapıyoruz, arıyı ufaltıyoruz. Ufaltabildiğimiz kadar ufaltacağız. İlkbaharda tekrar arı koloni büyümeye başlayacak. Yani arıların mevsimleri var. Bu mevsimler ne zaman oluyor? Mesela bazı zamanı var ama bazı zamanı yöreye göre değişiyor. Bizim burada şimdi bir ilkbaharda kestane zamanı var. Temmuz'un ilk haftası sağlam. Biz kestane balına hazırlık yapıyoruz. Doğal şifa kaynağı kestane balı. Herkes bilir. Yani Karadeniz Üniversitesi araştırma yapmış. 40 hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Biz eskiden beri kestane balını ilaç olarak kullanıyoruz. Hastalıklarımızı kestane balıyla geçirirdik. Şimdi de zaten bilimsel çalışmaları çıktı. Yani kestane balı değerli bir bal. Ondan sonra da tesisimizde müşterimize ikram ettiğimiz karışık bal var. Kestane ile karışık Trakya'ya getiriyoruz arılarımızı ayçiçek.
ayçiçek balı alıyoruz. Ondan sonra biz bal işini bitiriyoruz. Başka aslında profesyonel yapanlar çiçeğin olduğu yere gittikçe arı bal yapar ama biz çam balına gidemiyoruz. O kadar vaktimiz yok. Bize yeter diye gitmiyoruz. Ama profesyonel arıcılar çiçek nerede varsa çiçeğin yanına giderse arı bal yapar. Yani bal şifa kaynağı. Aynı zamanda eğer ki peşinde koşturursak gerçekten hani sizin gibi hobi olarak değil de bunu iş olarak para kazanmak amacıyla da yaparsak dört mevsim arıcılık, balcılık yapılabilir yani. Evet. Yani çiçeğin peşine gidecek, profesyonel yapacak. Öyle yapan arkadaşlar var. Sıcak iklimlere gidiyorlar. Mesela o zaman iki dönem arı bal alınmaz da bala sadı. Mesela 3 kere, 4 kere, 5 kere bala sadı yapan arıcılar var. Buradaki işlemlerimize devam edelim. Ne yapacağız burada şimdi? Ne Ben göstereceksiniz bize? sadece size arıyı göstermek için açıyorum. Yoksa bir bakalım içinde ne var. Tamam bakalım. Bu arının yemliği, biz arıyı kışın veya ilkbaharda arıyı şuruplamak için bunu kullanıyoruz. Yani şey, arıya bal vermek için değil de arıyı gelişmesi için. Şimdi arının bakım zamanı, mesela buna ilaç veriyoruz. Arıda belli hastalıklar oluyor, o hastalıkların tedavisi için. Yani onun yemliği bu, arıcılar bilir. Onu kullandığımız için o yemlik. Şimdi bal zamanına kadar o içinde duracak. Arının ömrünü uzatmak için yapılabilecek şeyler var mıdır ya da nelerdir bunlar? Arının ömrü kilometre dediğim gibi çalışma sistemine göre değişiyor. Şimdi çok çalışmadığı için kışın 6 aya kadar ömrü var ama yazın çiçekte çok efor sarf ettiği için ömrü azalıyor. Bir de şöyle değişik bir şey var. Sahibini tanımayan tek hayvan arıymış, doğru mudur? Evet. Bu şekilde giyinmemizin diğer sebebi de tabii ki de bu. Peki bu kıyafetler genellikle beyaz oluyor. Beyazın sebebi nedir? Bununla alakalı bir bilginiz var mıdır? Arı hırçınlaşmıyor. Beyazı sevdiği için öteki renkler kadar çok gelmediği için beyazı kullanıyorlar. Onun için yani. Yani bu şey demek ki çiçek gibi cıvıl cıvıl giyinirseniz arı da çiçek gibi sizi sokabilir yani. Haberiniz olsun. Bakın. Evet. Mesela bu ballar, bu ballar kışın arının yemesi için stoktaki olan ballar. Mesela çerçeveyi görüyorsun, bu sırlı, bunlar bal. Burada da göz balları var. Bak, bunlar da arılar. Yani bu koloninin kışın yiyeceği bal içinde mevcut. Evet. Şimdi bakalım kraliçe arıyı Tam da görebileceğiz onu mi? soracaktım. Kraliçe arıyı. Biraz da o zaman kraliçe arıyı görebilecek miyiz diye bakarken kraliçe arıdan bahsedelim. Kraliçe arının özelliği nedir? Kovandaki görevleri nelerdir acaba? Kraliçe arının devamını sağlayan olmazsa olmazı. Bir arıda, bir kovanda kraliçe arı yoksa arınız olmaz. Yani o bitecektir o arı. Ya ona ana arı bulmanız lazım, kraliçe arı, veyahut da onu başka kovanlara birleştirmeniz lazım. Yani onun devamı için olmazsa olmazı kraliçe arı. En çok yaşayan arı da kraliçe arı oluyordu, değil Evet. mi? Kraliçe arının ömrü işte 4 sene, 3 sene. Verimi yani 2 sene, 3 seneyi geçmiyor. Burada çok fazlalar. Hatta üst üste binmişler yani. Yer bulamamışlar. Evet, bunda da ballar var. Üstteki gördüğünüz gibi onlar sırlı bal. Şimdi buna bakacağız kışa girerken yumurtası var mı arının? Yumurtası olması ne anlamına geliyor peki? Yeni arı, işte arı ölüyor ya. Arı öldükçe yeni nesilden çıkması lazım, alttan gelmesi lazım. Bak Devamlılığı kılınması için öyle mi? şunlar yavru arı. Bunlar şimdi yakında çıkacak arı. Bak görüyor, görüntüler. Evet, peteğin Evet. içinde. Bak bu yumurtalar Evet. buradan Buradan bu balıklar arılar çıkacak. Ya çıkacaklar. bunlar yakın zamanda çıkacak, 4-5 günde çıkacak yavru gözleri. Peteğin içine yumurtluyorlar ve oradan oluşup çıkıyorlar yani. Evet, Aslında 20-21 günde. tam mikrofonun üzerinde geziyor. Girdi, suratıma girdi. Suratımı topluyorum. Ki röportajı yerinde orada bitirmek. Ama arılar beni görünce dayanamadı. Bir tane öpücük kondurdular yanağıma sağ olsunlar. Evet, arıcılığında böyle dezavantajları vardır. Evet, Dezavantajlarını o zaman biraz da sizden dinleyelim. Röportajımızı bitirelim öyleyse.
Arı zahmetli bir iş. Sevmek gerekiyor. Arı da bazen sevdiği kişilere böyle hoş geldin öpücüğü, evet size de geçmiş olsun. Sağ olun. Ama arı işi zahmetli iş yani. Arı bazen uysal olur, bazen şey olur ama bugün uysal gündü. Ama siz yabancı olduğunuz için maskenin altından girdi. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyeceğiz. Büyüyünce unutuluyor böyle şeyler. Bir gün sonra bir şey kalmaz. Sağ olun, inşallah kalmaz. O zaman ben bu konu üzerine bir şey daha sorayım. Oluyor peki, iğnesi neden bu kadar acı? Bir iki dakika o acıyı hissediyorsunuz ama sonra unutuyorsunuz. O geçiyor o acı. Sadece bir şişlik oluyor. O da hassas tenlerde biraz fazla yapıyor. Hassas değilseniz normal bir şişkinlik oluyor o kadar. Evet, tatlı ve acı bir sohbetimiz oldu. son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Biz geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlgi alakanıza da teşekkür ederiz. Yani arıcılık böyle ilgi istiyor, alaka istiyor. Bu işi gönül rahatlığıyla yapan arkadaşlara hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum ki arının güzelliğinde cazibesine katılıp da bu hobiyi yapacaksanız dezavantajlarını da düşünerek yapın diyorum ve hoşça kalın.